أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم neden daima hep kötüyü emredersin ey nefis? Şeytan ile birlikte oldun. Amacın nedir ey habis? Bakıyorum senin gayen beni çukura atmak, değerlerimi gasp edip 3-5 kuruşa satmak. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun kardeşlerim. Cenab-ı Hak yapacağımız sohbetten, okuyacağımız ayeti kerime, hadis-i şeriflerden manen istifade etmeyi hepimize nasip eylesin. Evet, öyle diyor şair. Bakıyorum senin gayen beni çukura atmak, değerlerimi şu içinde bulunduğum Allah'ın bana vermiş olduğu lütufları, güzellikleri, hak ve hakikati gasp edip 3-5 kuruşa satmak. Yani dünya metası, dünyanın zevk ve sefası geçici, bitici ve felakete sürükleyici ya, onların uğruna beni bu şeye düşürmek diyor. Kardeşlerim, Ahmet Belhi radıyallahu anh hazretleri şöyle anlatır. Ben diyor, nefsimi belli bir süre sonra, belli bir zaman sonra riyazet ve mücadelelerle yendim diyor. Riyazet ve mücadelelerle nefsimi şöyle söyleyelim, terbiye ettim. Benim hak ve hakikat olarak Cenab-ı Hakk'ın emirleri, nehileri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünneti seniyesi istikametinde onu terbiye ettim diyor. Kardeşlerim, nefis terbiye olur mu? Nefis terbiye olur. Şimdi biraz sonra nefsin terbiyesi veya nefisle şeytan arasındaki farkı anlatacağım. Nefis nedir? Şeytan nedir? Aslında İkisi de kardeşlerim insanoğlunun en azılı düşmanı. Evet. Nefis ve şeytan insanoğlunun en azılı düşmanı. Şöyle bir tabir kullanalım. Şeytan nefsin antrenörü. Evet. Eğiten onu. Yönlendiren. Yol gösteren, öyle söyleyelim. Biraz sonra detaylı bir şekilde inşallah açıklamaya çalışacağım. Ahmet Belhi rahmetullahi aleyh öyle diyor. Büyük mücadelelerle nefsimi terbiye ettim. Bana ne derse dünyalık adına onun tersini yaptım. Bir müddet sonra benimle menfi anlamda uğraşmayı bıraktı. Ama bir gün diyor, nefsim bana kazaya çıkmamı, cihada gitmemi istedi. Şöyle bir düşündüm. Nefis hiçbir zaman insanın dünyalık olarak hayrını ibadete yönelik hem de büyük bir ibadet. İstek ve arzularda bulunmaz. Buna şaşırdım diyor. Cihan en büyük ibadetlerden biri değil mi? Cihat en büyük fedakarlıklardan biri değil mi? Cihat en büyük zorluklardan ama karşılığında da çok büyük ecir ve sevaba kapı açacak bir mücadele değil mi?
bana diyor gazaya çıkalım, cihad edelim, sefere katılalım diye telkinde bulununca buna diyor şaşırdım diyor. Hani kardeşlerim nefis hepimiz için geçerli. Şimdi bu nefis meselesi her kişi, her kul, her insan için ayrılmayan, bende yok denilmeyecek bir varlık ya. Herkes ama. Ve diğer taraftan nefis de işte namaz kıl, oruç tut, hacca git, zekat ver, sadakalar ver, yardımlarda bulun, geceleri kalk ibadet et, nafile oruçlarda bulun, tut vesaire. Ne kadar iyi ve güzel şey varsa onlardan ziyade dünyalık olarak senin hoşuna gidecek kişinin arzu ve isteklerine yönelecek şeyleri telkin eder ya. Çünkü onun arka planında şeytan var. Biraz önce dedim ya, onun antrenörü şeytan ya. Onu yönlendiren o ya. Öyle çok büyük ibadet olan, fedakarlık olan, cihada falan gitmeyi istemez aslında. İşte mübarek diyor ki, bunun diyor altında mutlaka bir hile var. Yani nefsimin bana kazaya gitme arzusunu telkin etmesi altında mutlaka bir hile var. Şöyle düşündüm. Sürekli oruç tutuyorum. Kazaya çıkarsam orucumdan fedakarlık yapacağımı, vazgeçeceğimi düşündüğü için herhalde böyle yaptı. Namaz kılıyorum. Farz namazların dışında tabii nafile ibadeti, hele özellikle gece ibadetlerini sürekli devam ediyorum. Cihada, kazaya çıkarsam yorgun düşerim de gece ibadetlerinden vazgeçerim herhalde diye düşündü. İnsanlara yardımda bulunuyorum. İhtiyaçlarını görüyorum. Kazaya çıkarsam bunlardan da vazgeçerim herhalde diye düşündü. Ve ben nefsime dedim ki ey nefis, eğer maksadın beni namaz ibadetinden, oruç ibadetinden, sadaka vermekten, insanlara yardım etmekten alıkoymaksa vallahi cihada da çıksam, kazaya da gitsem bunların hiçbirini terk etmem, etmeyeceğim. Bunu bil. Kişi nefsiyle baş başa kalır ki öyle. Zaman zaman kendi aralarında böyle konuşur ya. Öyle yaptım diyor. Kazaya da çıksam orucuma devam edeceğim. Gece ibadetlerime devam edeceğim. İnsanlara yardımda bulunmaya devam edeceğim. Sonra dedim ki nefsim herhalde beni insanların içerisine katacak, insanlarla konuşturacak, sohbet ettirecek. Bu arada malayani şeyler, dünyevi şeyler kendisinin yani nefsinin hoşuna giden sözler konuşturtacak. Beni hak ve hakikatten uzaklaştıracak. Esas gayesi herhalde o dedim. Ve dedim ki kazaya da çıksam hiç kimseyle konuşmayacağım. Sükût orucu da tutacağım. Bunların hepsini söylememe rağmen nefsim dedi ki tamam, kabul dedi.
Oruç tutmaya devam et. Namaz kılmaya devam et. İnsanlara yardım etmeye devam et. İnsanlarla mala yani şeyler konuşmama adına sükut orucu tut. Hepsine kabulüm dedi. Böyle deyince yine şaşırdım. Hilelendim. Ve Rabbime yalvardım, dua ettim. Ya Rabbi, bunun gerçek maksadını, hilesini açığa vur, bana bildir diye. Bakın kardeşlerim, burada her ne olursa olsun, nefis teskin de olsa, tezkiye de edilse, bir açık bulur, bir müddet sonra seni oradan yakalamaya çalışır ya. Ahmet Veli Hazretleri bunun farkında olduğu için böyle dua etti Rabbine. Cenab-ı Hak da onun kalbine nefsinin muradını bildirdi. Nefsin gerçek muradı onu kazaya götürüp çıkartıp Ahmet Belhi oruç tutmasına rağmen kazaya çıktı. Namaz kılmasına rağmen yani geceleri sürekli ibadet etmesine rağmen kazaya çıktı. İnsanlara kazada bile bulunduğu yerde yardım ediyor. Hiç kimseyle konuşmuyor. Ne büyük adam. Ne büyük mücahit. Hem sefer ediyor, hem kaza ediyor, cihatta bulunuyor, hem de ibadet ediyor. Dedirtmek için. Evet. Ben ne büyüğüm. Ben ne iyi insanım. Öbürleri, diğerleri, benim dışımdakiler. Bak oruçta tutmuyorlar. Namazda kılmıyorlar. İnsanlarla hasbihal ediyorlar ama ben onlardan ayrıyım. Sır ben dedirtmek için bana bu şekilde telkinde bulunduğunu anladım. Eğer kazada şehit olursam bana şehit desinler. Dönersem gazi desinler bu şekilde. Dedirtmek için bana bu telkinde bulunduğunu anladım. Vallahi ey nefsim, senin sır bu telkininden dolayı bana bu felakete beni sürüklemenden dolayı senin boynunu eğeceğim dedim ve Rabbimin lütfu inayetiyle seni mağlup edeceğim diye onun tuzağını, onun oyununu bozdum diyor. Evet. Kardeşlerim bakın Cenab-ı Hak Yusuf suresi 53. ayeti kerimede ve ma uberriu nefsi innen nefse le emmaratun bisu illa ma rahime rabbi inne rabbi gafurur rahim. Ben nefsimi temize çıkartamam. Ben nefsimi temize çıkartamam. Çünkü Rabbimin merhameti hariç, Allah'ın rahmet ettikleri hariç nefis her zaman, her yerde, her derecede kötülüğü emreder. Yusuf Aleyhisselam'ın yaşamış olduğu bir olay vardı ya, hepimizin malumu. Eğer Allah'ın yardımı olmasaydı, Allah'ın lütfu olmasaydı, neredeyse Yusuf da meyledecekti. İşte ayeti kerimede, Allah'ın lütfu, Allah'ın inayeti, Allah'ın rahmeti olmasa onun dışında nefis mutlaka ama mutlaka kardeşlerim kişiye kötülüğü emreder. Ama onun dışında İnne Rabbi gafurur rahim, Allah'ın rahmeti, bağışlaması, affı çok geniş, çok büyük. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da buyuruyor ki sizin diyor insanoğlunun en azılı düşmanlarından birisi de nefsidir. Sizin
en azılı düşmanlarınızdan birisi de nefsinizdir, dikkat edin. Nefisle mücadele, nefisle karşıya cephe oluşturma her zaman her yerde. Onun için nefsin heva ve heveslerine, arzularına uyan, dünyasını da harap etti, ahiretini de. Allah'ın kendisine insan olması fıtratından dolayı yapması gerekenleri ölçülü bir şekilde yaptı. Ama aşarıya gitmedi. Kötülüklere, batıla mağlup olmadı. Bu dünyasını da, ahiretini de mamur etti. Demek ki kardeşlerim, hem bu okumuş olduğumuz ayeti kerime, hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sünneti, hem de bu anlatmış olduğum olay bize neyi gösteriyor? Nefes her zaman her yerde insanoğluna, insana, yani sana kötülüğü telkin eder. Heva ve heveslerine uymanı, dünyanın içinde bulunduğu şu deptebeli, sanal diyelim, sonrası yok, hayata mağlup olmayı, onun içerisinde yüzmeyi telkin eder ve emreder. Onun için hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor ya kardeşlerim, cennet etrafı nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle döşeldi. Cehennem ise nefsin hoşuna giden şeylerle döşendi. Siz buna dikkat edin. Senin nefsin hoşuna gitmeyen şeylerle cennetin etrafı döşendi. Nefis oraya götürmez seni. Uzaklaştırır. İstemez. Öbür tarafta hoşuna giden şeyler var. Arzuları var. Dünyalıklar var her yönünde. Cenab-ı Hak bizi muhafaza buyursun. Oraya götürür ama o dairenin, o çemberin içi ve sonrası cehennem. Cenab-ı Hak bizi heva ve heveslerimizden, nefsin arzularından muhafaza buyursun. Şimdi kardeşlerim, insanoğlunun en büyük iki düşmanı nefis ve şeytan dedik ya, Efendimiz bizi öyle uyarılarda bulundu, haber verdi ya, insanoğlunun en büyük iki düşmanı. Peki nefis ile şeytan arasındaki fark nedir? Evet, nefis ile şeytan arasındaki fark nedir? Bu da önemli, bunu da bilmemiz lazım. Kardeşlerim, nefis insanın içindeki müsbet ve menfi temayüllerin bütünüdür. Nefis, şöyle söyleyelim, telkin ettiği bir şey de, istediği bir şey de ısrarcı olur. Onu ister, onu arzular. Yani maksadı sahibini sıkıntıya sokmak değil, kendi arzusuna kavuşmaktır. Burası önemli. Kardeşlerim, istediği, arzu ettiği şeyde ısrarcı olur. Sahibinin onu yapmasını ister. Sürekli ister. Aslında esas gayesi dalalete düşürmek. Onu sıkıntıya sokmak değil, arzusuna kavuşmaktır. Onun için arzu ettiği, istediği şey neyse onda ısrarcı olur. Israrcı davranır. Şimdi ben bunu söyledim ya, şöyle bir düşünelim kendimiz hepimiz. Beni dinleyen, seyreden kardeşlerim, sizler, hakikaten nefis bir şeyde ısrarcı mı? Israrcı. Bugün, yarın, vakti, zamanı ne olursa olsun, gördün mü onu? Onu mutlaka al. Onu mutlaka yap.
onu mutlaka yi, onu mutlaka iç, git, gel, otur, kalk, neyse, konuş, anlat, söyleyiver vesaire böyle. Bir şeyde ısrarcı olur. Onu arzuladığı için mutlaka sahibinin onu yapmasını ister. Şeytan ise, kardeşlerim, şeytan ise dışarıdan etki etmeye çalışan bir düşmandır. Yani dış güç diyelim, öyle söyleyelim. Bugünkü dönemde bu çokça kullanılıyor ya, dış güçler. Evet, şeytan insanoğluna dışarıdan etki etmeye çalışan bir dış güçtür. Kardeşlerim, şeytan sadece kötülük için vardır. Bütün düşüncesi, bütün hedefi, bütün gayesi insanoğlunu düşmanlıktır, insanoğluna düşmanlıktır. Onu kötülüğe, yani batıla götürmektir. İsyan ettirmektir. Allah'ın rızasından tamamen uzaklaştırmaktır. Hak ve batılı birbirinden karıştırıp aslında gayesi batıla götürmek, hatta ve hatta itikadi olarak bile insanı sıkıntıya sokmaktır. Kardeşlerim, nefis bir müddet sonra eğitimden geçirilerek, evet, eğitimden geçirilerek tezkiye durumuna gelip onu teskinlerle, tezkiyelerle, eğitimlerle sükuta kavuşturulabilir. Böyle bir süreci vardır. Biraz önce sohbetimin başında Ahmet Belhi Hazretleri'nin yaptığı gibi, anlattığı gibi diyelim. Bu da zor bir iş ama yapılabilir. Fakat şeytanın maksadı aldatmak, batıla götürmek, yıkmak, insanı ebediyen Cenab-ı Hakk'ın rızasından uzaklaştırmak olduğu için şeytan, kardeşlerim, bir konuda ısrarcı olmaz. İsrar etmez. Söyler, telkin eder. Bakar ki insanoğlu, kul onu yapmayacak, bırakır. Bir başkasına, bir başka gün, bir başka vakit, bir başka zaman yine de gelir. Çünkü şeytan bilir ki, mesela örnek verelim, sürekli namazlarını kılan bir adama, namazda ısrarcı olan, namazda ihmali olmayan, namaz kılma dediği zaman tam tersine daha fazla kılacak olan, bu namaz kılma telkininin şeytandan, yani o kendisinden olduğunu farkına varacak olan insana gelip de namaz kılma demez. Ya bugün namazını kılmayıver demez. Peki ona nasıl gelir? Böyle bir yaklaşır. Onun namaz konusunda ısrarını gördü mü? Bırakır onu. Ne yapar? Namazı geciktirmek için yollar arar. İfsad etmek için yollar arar. Namazını geciktirir, geciktirir. Son ana bırakır, ifsad eder. Veya namaza durdurur, namazın içerisinde ifsad eder. Abdestinde namaza başlamadan önce vesveseler verir. Namazın sünnetlerini kılmasan da olur ya. Önemli olan farzı kılmak değil mi? Farz değil mi? İşim var, aşım var, yorgunsun, işte şöyleydi, böyleydi, böyle. Elinden geldiği kadar kısaltmaya çalışır. Çünkü direkt namaz kılma dese o adama, o kılacak, onu biliyor.
başka yönlerden gelir. Bu bir örnek. İşte bu ve buna benzer öbür namazda ihmali olan, diyelim ibadette ihmali olan kişiye de diğer taraftan varır. Der ki ya işte sabah zor, yorgunsun, işe de gideceksin, işte mesain de var veya şöyle öğleyi kılarsın. Öğlen olur. İşlerim var, aşım var, ticaretim var, işte meşguliyetim var. Neyse. İkindi kılarsın, akşam kılarsın, yatsı kılarsın falan derken onu tamamen namazdan uzaklaştırmaya çalışır. Çünkü onun bilir ki namazda gevşekliği var, ihmali var. Ben namaz üzerinde durdum da temel ibadet olduğu için bunu biz bütün olumlu olumsuz, hak batıl, iyi ve kötü her konuda örneklenebiliriz. Örnekleyebiliriz, düşünebiliriz kardeşlerim. Evet, şeytan kişiyi aldatmak, batıla götürmek için düşüncelerinde, telkinlerinde ısrarcı olmaz. Ama nefis ısrarcı olur. Nihayetinde nefis belirli mücadelelerle tezkiye edilebilir. قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّي فَصَلَّى. Nefsinin tezkiyesi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kardeşlerim nefsin tezkiyesiyle ilgili, tezkiyin edilmesiyle ilgili bize emirler de bulunur. Hakikati açıklar. Nefsini tezkiye etmiş, itminana erdirmiş kişilerden bahseder. Ama nefsinin heva ve hevesine efendim uymuş kişilerden de bahseder Cenab-ı Hak. Mesela وَمَنْ يُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte o kurtuluşa erenlerin ta kendisidir. Diğer taraftan اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّقَذَ اِلَٰهَوْ هَوَا اَفَاَنْتَ تَكُنُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. Ey peygamber, heva ve heveslerini, yani nefsinin kötü duygularını, nefsani ihtiraslarını kendisine ilah edineni gördün mü der Cenab-ı Hak. Burada kardeşlerim, nefsin telkin etti, kişi de gitti uyguladı. Bir müddet sonra şeytan, zaten arka planında şeytan var, o da devreye girdi. İkisi beraber oldular ve felakete götürdüler. Ama diğer taraftan kişi nefsinin telkinini gördü, arzuladı, istedi ama bir müddet sonra bir adım attı, ikinci adımda bu dedi haram, bu günah, buraya gidemem, buna bakamam, bunu alamam dedi. Ve nefsim, sen bunu ne kadar arzularsan arzula, istersen iste, bu benim Rabbimin rızasının dışında olduğu için bunu yapmayacağım. Teskin etti, geri çekti. Hani nefsine şöyle bir tokat vurdu, öyle söyleyelim. Dur dedi. Ama şeytan, kardeşlerim, ruhsatlı bir düşman. Şeytan ruhsatlı bir düşman. Sinsi, köşe başında durur. Nerede, ne zaman, nasıl çıkacağını bilemezsin. Kişiyi mağlup eder. Etmek için mücadele eder. O yüzden ısrarcı olmaz. O yüzden başka yollar dener. Ama şeytanı yok etmek, öldürmek mümkün mü? Şu anlarda mümkün. Düşmanını tanırsan, düşmanını bilirsen, şeytandan geldiğinin farkına varır da yapmazsan tamam, şeytanı böyle mağlup edersin. Ama öldüremezsin. Yok edemezsin. Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyordu. Bakın dikkat edin.
her birinizin, her biriniz yanında sizi kötülüğe götürecek, sevk edecek, sizinle beraber olacak bir düşmanınız. Hani bu anlamda bir arkadaşınız, şeytanınız var, nefisle beraber. Buna dikkat edin, haberin olsun diyordu ya. Ashab-ı kiram da, ya Resulallah, sizin de var mı? Evet, sizin de var mı? Evet, benim de var. Bütün insanların var. Yeryüzüne gönderilmiş bütün insanların var. Evet, benim de var da Allah ona karşı bana yardım etti. O beni mağlup edemez. Buyurdular. Demek ki kardeşlerim, her birimizin bizimle beraber olan, bizimle gezen, bizimle hani yatan, kalkan, yiyen, içen, öyle söyleyeyim, hep beraber olan bu varlık, işte dikkat et diyor. Düşmanını tanı. Her an seni mağlup etmek için fırsat kollar. Uyanık ol. Kardeşlerim, bizler ne büyük lütuf ve ikram üzereyiz ki Rabbim bizi insan olarak yarattı. İnsanların içerisinde Müslümanlardan kıldı. Müslümanların içerisinde Allah'ı bilen, tanıyanların içerisinde de insanoğlu olarak söylüyorum. Son peygamber Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'a da ümmet eyledi. Yani bizim nerede, nasıl, ne şekilde, neyle mücadele edeceğimizi gösterdi. Dostun kim? Düşmanın kim? Cenab-ı Hak kitap göndererek, o kitabı hayatında tatbik eden bir peygamber göndererek bize yollar gösterdi, yollar açtı. Ne büyük lütuf. Elhamdülillah. Onun için dikkat edin, sizi hak ve hakikatten uzaklaştırmak, dünya içerisine gömmek, öyle söyleyelim, heva ve hevesler içerisinde boğmak adına iki tane düşmanınız var. Bu düşmanlara karşı dikkatli olun. Öyle bir halde, öyle bir duruma gelin ki nefsin heva ve heveslerinin esiri olmayın. Şeytana da kapı açmayın. Şeytanın gelip kapıyı vurması her an, an meselesi. Ama siz şeytana kapı açmayı bırakın. Gelen kim diye bakmayı bırakın. Kim o diye bile demeyin. Hani zile basılır, kapı vurulur. Önce kişi bilmiyor, tanımıyorsa kim o, gelen kim diye sorar. Gelen kişi de benim falanım der ya. Şeytan zaten gelmeden önce o yolları, ne olduğunu Cenab-ı Hak gösterdiği için sen biliyorsun. Kapını çaldığı zaman bırak o gelen kim diye kapı açmayı. Evet. Sen kimsin? Kim o? Bile deme. O kadar bile ona itimat etme. Muhatap olma. Çünkü o mutlaka kötülükle geldi. İsyanla geldi. Günahla geldi. Seni mağlup etmeye geldi. Hani seni günaha götürmeye geldi. Bunu bil. Bunun farkına var. Onun için biz de düşmanımızı bilen kişileriz, insanlarız, varlıklarız kardeşlerim. Allah bize bildirdi. Hani şöyle söyleyelim. Nefis ve şeytan, zahiri anlamda demiyorum, bilinen, görünen bir düşman. Görünmeyen, bilinmeyen bir düşman değil. Hani gözde görünen anlamında söylemiyorum.
Yani bilinmeyen, görünmeyen, farkına varılmayan düşman değiller ki. O yüzden yarın hesabı olacak. Muhataplığı olacak. Ben size hak ve hakikati bildirmedim mi? Doğruyu göstermedim mi? Şeytanı tanıtmadım mı? Düşmanınızı haber vermedim mi? Diyecek Cenab-ı Hak. Kardeşlerim, Rabbim bu iki azılı düşmana karşı bize yardım etsin. Cenab-ı Hak onların telkinlerine mağlup olanlardan değil, onları mağlup edenlerden eylesin. Her zaman her yerde. Kardeşlerim, işte nefsi tezkiye etmek, terbiye etmenin yolları var. Bize Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda rehber oldu. Yollar gösterdi. Kendisi de uyguladı. O yüzden hani gılleti taam, az yemek dedi. Nefsi terbiye etmenin, tezki etmenin yollarından bir tanesidir. Çünkü çok yemek, aşırı yemek insanı gaflete götüreceğinden, hantallaştıracağından, bugünkü tabiri kullanalım, bitkin halde bırakacağından, tembelleştireceğinden dolayı insan ibadet yapamaz. Zinde ve dinç olamaz. Midesi dolu insanın hareket etmesi zor. O yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Sofradan diyor, tamamen dıka basa doymadan kalkın. Midenizin bir kısmı aç bırakın. Sofradan doymadan kalkın ki sizi zinde olma, zindeye götürme, ibadet etme noktasında kolaylık sağlasın. Çok yemek kardeşlerim nefsi azdırır. Nefsin heva ve heveslerine, istek ve arzularına kapı açar. Onun için yemek noktasında nefis her şeyi ister. Gördüğü, görmediği diyelim, duyduğu, duymadığı öyle her şeyi yemek ister. Oturdu mu sofraya, öyle değil mi? Bak hepimizin için geçerli. Ya bugün öyle bir dönem, öyle bir çağda yaşıyoruz ki hakikaten kardeşlerim insan aç olduğu için yemiyor çoğu zaman. Evet, insan yani şöyle çevremize bakalım, aç olduğu için yemiyoruz ya. Adet olmuş. Hadi bir yemeğe gidelim. Hadi bir yemek yiyelim. Geceler uzun, yemek yemeden yatmak olmaz. Bir tabir var, onu ben burada kullanmayacağım. Gece yemeği için. Vesaire vesaire. Ya aç mısın? Yok. İşte bu nefsin arzusu ve nefsin azmasına vesile. Bak Cenab-ı Hak da ne buyuruyor? وَكُلُوا وَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحَبُّ الْمُسْرِف۪ينَ Yiyin için fakat israf etmeyin. Allah israf edenler sevmez ki. Dikkat edin. Böyle keyfi yemek ve yemek programları asla olmaz. Olmamalı yani. İnsan ihtiyacı için yemek yer. Evet. Diğer taraftan kardeşlerim gılleti nevm, az uyumak. Allah bizleri belli bir fıtrat üzere yarattı. Kişinin istirahat etme vaktini, zamanını ve bu noktada vücudun kendisine zindelik oluşturup da dünyalık işleriyle meşgul olma noktasında ibadet
ile meşgul olma noktasında bu vücuda bir görev verdi. Bu bedene bir görev verdi kardeşlerim. Ama insanoğlu gaflete düşerek vücudunu dinlendirip istirahat etme ölçüsünün dışına çıkarak çok uyudu, uyuyor. Ne kadar çok uyursan o kadar az istirahat edip dinlenip kalkıp dinç ve zinde olman gereken ters oluyor. Yaşamıyor muyuz biz bunu? Ne kadar çok uyursan o kadar üzerinde rehavet oluyor. Zindeliğin gidiyor. Tembelleşiyor, ruhsuzlaşıyor. Onun için çok uyku bunlara sebep oluyor. Az uyku kardeşlerim kalbi nurlandırıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hem yeme noktasında gılleti ta'am, gılleti nevm. Hem hayatında hem de tavsiyelerinde az yemek, az uyumak ve gılleti kelam, az konuşmak. Evet. Az uyumak insana zindelik oluşturur. Hem dünyevi hem de ibadet noktasında güç ve kuvvet verir. Tembelleştirmez. Diğer taraftan az konuşmak da kardeşlerim insanı hata yapmamasına, yanlış söz kullanmamasına, mahcup olacak sözlerde bulunmamasına sebep olur. Çok konuşmak çok konuşan insan vara yola. Her şeye yorum yapan, her şeye konuşan insan yanılır, hata yapar. Allah zikresin yalan ve olmayan şeyler konuşmaya meyillidir. Ağzından mı çıkabilir? Onun için gılleti tam az ve öz konuşmak insanı olgunlaştığına ifade eder. Az konuşmak yalandan, yanlıştan, gıybetten, dedikodudan insanı uzaklaştırır. Az konuşmak güzel ve doğru sözler söylemeye, düşünmeye sevk eder. Ama bunun tam tersi, çok konuşmak. Çok konuşan insanlara bakın. Yani vaaz-ı nasihat eden, Kur'an, sünnet, istikametten konuşan insanların dışında öyle sosyal hayattan, toplumdan, dünyalıktan konuşan insanlara bir bakın. Kardeşlerim, seni ilgilendirmeyen şeyleri terk etmen dininin güzelliğindendir buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ya. Kamil mümin olmanın özelliğinden buyuruyor ya Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Adam her şeye yorum yapıyor, konuşuyor, söylüyor, anlatıyor. Konuşurken örneklikler veriyor. Vermek zorunda kalıyor. Bir müddet sonra belki yalana, belki iftiraya, zanna vesaire kötü olan şeylere gidiyor ki evet nefis çok yemeyi, çok uyumayı, çok konuşmayı telkin eder insana. İster arzular. Dikkat et. Farkına var. Nefsin bu heva ve hevesine, arzusuna uyma. Ukbe bin Amir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle naklediyor. Ahirette kişiyi felakete götürecek, sıkıntıya sokacak şeyleri sordum da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu mübarek elleriyle dilini tut, diline sahip ol, Allah'ın rahmeti, bağışlaması, merhameti senin üzerine olsun. Çünkü dil kişiyi yanlışa çok konuşmak, öyle söyleyelim, felakete götürür, yanlışa götürür, pişman olacağın sözler söylettirir de ondan sonra sen sıkıntı yaşarsın. Evet. Kardeşlerim, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ
İlla men etallaha bi kalbin selim. O gün ne mal, ne evlat, ne mülk, makam, mevki, şan, şöhret fayda verecek. Peki selim bir kalp. Nefsinin tirkinlerine uymamış. Allah'ın rızasına uymuş. Şeytana zaten hiç dönüp bakmamış. Kötülükleri dalmamış bir insan. Kalbini temizlemiş. Cenab-ı Hakk'a yönetmiş. Cenab-ı Hakk'ın emir ve nehileri doğrultusunda hayatını yaşamış, tanzim etmiş. Yani ya eyyetühen nefsül mutmainne, itminana ermiş nefis. Haline gelmiş. İrci'i ila rabbiki radiyeten merdiye. Sen Rabbinden razı, Rabbin de senden razı olarak. Nereye? Gir cennetime. Evet. Yani itminana ermiş nefis. Bu şekliyle kardeşlerim, işte Cenab-ı Hak nefsini tezkiye etmiş. Heva ve heveslerine uymamış ve şeytanı da kendisine arkadaş etmemiş bir hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin. Kardeşlerim, nefis ve şeytan, hani kişinin en büyük düşmanı dedik ya, iki azılı düşmanı dedik ya, Efendimiz bize bunu haber verdi ya, işte bunun farkına varıp da o iki düşmana karşı mücadele eden, mücadelesinde de Cenab-ı Hakk'ı, Kur'an'ı ve Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı, sünnet-i seniyyesini rehber edinenlerden eyleyip hayatını ona göre tanzim edenlerden eylesin. Rabbim bizleri heva heveslerimize, nefsimize ve şeytana karşı mağlup etmesin kardeşlerim. Cenab-ı Hak cümlemizin yardımcısı olsun ve son nefesimize kadar da. Rabbimizin emirleri doğrultusunda hayatımızı tanzim edenlerden eylesin. Amin. Allahümme cealna minet tevvabin ve cealna minel mutadahhirin ve cealna min ibadike salihin ve cealna minellezine la havfun aleyhim ve la hum yahsenun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.